hadi. Hadi hadi. Hadi. Var mısın? Varım tabii. Nesine? Luna Park'a götürmecesine. Oldu. Aferin sana. Aferin sana. Denemek ister misin baba? Oğlum, senin gibi bana bunu öğreten bir dayım yok ki. Bak şöyle tutacaksın. Ver bakayım. Tamam babacığım, şöyle işte. Buradan mı tutacağız? Adanın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan. Hem anadan hem kardeştan, aman Adanalı, canım Adanalı. Hadi azat mezat. Kahvaltı hazır. Kahvaltıya, sonra da okula. Allah seni bize ve milletine bağışlasın oğlum. Allah'a ısmarladık. Başarılar. İş dönüşünde gelip seni alacağım. Çıkmış mı Kemal? Dalga geçiyorsunuz benimle. Ama bir gün bir valiz dolusu parayla gelmezsem bana da adam demesinler. Çok yaşa sen evi. Kemal, arka bahçede bir tane yemekhane yaptırmak için imza topluyor. Sen de imzalasan da bu iş olsa bitse. Cemal abi, beni bu işe karıştırmasanız ha. Zaten hepimizin emekliliğine şurada ne kaldı? Ama Kemal... Ulan ne oluyor buraya? He? Ne yapıyorsunuz hocam hiçbir burada? Hiçbir şey yapmadığınız suratınızdan belli. O yüzden işlerimiz yatay. Mesai saatinde dalga geçmek yok. Burası ciddi bir iş yeridir. Anlaşıldı mı? Çalışmak istiyorum. Çalışalım. Allah... Öyle. Ulan kim milyoner olmak istiyor? Kim? Çalışmayana Allah vermez. Anlaşıldı mı? Hadi bakayım iş başına. Mars. Yürü. Hadi çalışın, bak. Çalışın lan eş yolu. Yürü lan. Kemal Bey. Alt etmeyin de çalışın. Hacan canım havuzuna bir bakar mısın? Lan. İşe çıkmış mı? Çalışın dedim size. Allah çalışmayana vermez. Aferin sana. Bak bu lafını söyledim, ona da mim koydum. Var mı bir şeyler? Sana kim verdi? Kime dedin? Ne dedin? Allah ömürler versin. Amin cümlemizi.
Kimin kısmetine olsun? Benim kısmetime. Okul nasıl? İyi baba. Derse kalktım, pek iyi aldım. Evet. Sana da bu yaraşır oğlum. Ders neydi? Aritmetik. Hmm. Ne sordular? Toplama. Öteki dersler nasıl? Çok iyi. Sana da böylesi yaraşır demiştim işte. Aman dikkat et, oltaları karıştıracaksın. Hayvanlar da tabiatın bir parçası mı baba? Tabii, insanlar kadar bitkilerle hayvanlar da tabiatın bir parçasıdır. Tabiatı sevmek demek, insanları da sevmektir, unutma. Canavarlar. Bırakın bakayım kediyi. Yazık değil mi çocuğum? Günahtır. Bir şey olmuş mu baba? Hayır, yok bir şey. Ama korkmuş, bak yüreği nasıl atıyor. Hadi bin. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Ne oluyor size? Gözlerini kapa babacığım. Bu ne? Bugün doğum günün Kemal. Bu da senin hediyen. Al aç hadi. İki doğdun babacığım. İyi doğdun babacık, iyi doğdun babacık. Oho! Hamdi. Seni baş göz etmenin zamanı geldi. Şöyle helal süt emmiş bir kız bulup... Evet, durup dururken oğlanın başını derdemi salacağım. Bana bak, her evlenenin başı derdemi giriyormuş sanki. Yok şey hanımcığım, yani onu demek istemedim. Hadi erken diye mi? Karısından korkuyor kılıbık. Bak şimdi bana. Hamdi oğlum, bana bir bira. Lan Hamdi, bana da bir dene bira. Ben sana gazoz açayım Cemal abi. Sağ olasın yiğidim. Börek çok güzeldi. İçine ne koydun? Kavrulmuş soğanlı kıyma ile karabiber, afiyet olsun. Tevekkeli değil, pek hoşuma gitti kardeşim. Bundan sonra ben de böyle yapacağım. Teşekkür ederim. Bu verdiğiniz mikroskop sayesinde kuşların hangi mikrobu aldıklarını ve ölüm nedenlerini öğrenmiş bulunuyorum. Düşeş gel oğlum, doğru. Aha gazozum geldi. Baba gazozumu içerken oynama. Sen iç gazozunu. Bu tavlanın mektebi var, mektebi. Gördün mü Cemal ağa? Ben bu tavların kitabını yazdım. Ya ben de planı yaptım. Hadi, hadi oğlum. Planlar da pek eğlenceli kardeşim. Ecuk dur, gazoz molası. İki fırt daha çekeyim. Ne?
Ne mi? Bundan sonra sana gazoz filan da yok. Utanma. Hanım içim yanıyor. Evde dolapta soğuk gazoz var. Sana gazoz yok demiştim. Zahmet oldu Kemal Bey. Rica ederim. Zahmet oldu, sağ yedim eyvallah. Yürü, hadi. Yürü. Güle güle. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan. Aman aman oğlum, yolumuz az kaldı. Hay Allah, bozulmanın da zamanını buldun Düldür. Tamir de edilemez ki. Kestirmeden evin yolunu bulmalı. Hadi Tanrı'ya emanet ol. Ah, bu çiçekleri bana mı aldın? Nen var? Yok bir şey, bugün çok yoruldum. Selam abisi, Düldül yok mu? Akşam bozulacağı tuttu. Hatta ölse ben götüreyim. Gazla bakalım. Müthişsin, yarışlara girsen kazanırsın. Ben değil, motorum kazanır abisi. Anlayamadım, nasıl yani? İlgi, dostluk, sevgi, ne varsa her şeyimi motoruma verdim. İnsan yerine koydum onu. En iyi arkadaşımdır motorum benim. O gece Düldül'ü bıraktığımda neden üzüldüğümü şimdi anladım. Kemal Bey, neyiniz var? Arpacı kumrisi gibi düşünüyorsunuz. Parayı bunun için almadığınızı hatırlatırım. Efendim, ben... Hadi.
Oğlunuzla övünebilirsiniz. Hem derslerinde hem de sosyal faaliyetlerde olağanüstü başarılı bir öğrenci. Sağ olun, sayenizde. Rica ederim. Akşam ne yapıyoruz baba? Luna Park'a götüreceğim. Kemal Aydın siz misiniz? Evet. Ben ikinci şubeden komiser Murat. Bir dakika gelir misiniz? Bu fotoğraftaki otomobil siz değil mi? Evet benim. Niye sordunuz? Konuşacağımız bazı şeyler olacak. Yarın 11'de lütfen takta yazılı yere uğrayacak. İyi eğlenceler. Kimdi o? Bir arkadaşım. Hangisi? Göster bana. Nasıl kıydın alçak, namussuz! O melek gibi çocuğa nasıl kıydın? Vicdansız! Sakin ol! Vicdansız, namussuz! Gel şuraya. Alçak herif! Alçak, namussuz! O melek sakin gibi ol. Çocuğa nasıl kıyarsın sen? Bir işim var. Gelin benimle. Rahatsız etmezsiniz. İyi ama ben... İtiraz yok. Nasıl olsa bugün izinlisiniz. Esrar alemi yaptıkları bir harabeye oynamak için gelen çocuklardan birinin kol saatini almak istiyorlar. Çocuk korkuyor, bağırıyor, taşla başına vurup öldürüyorlar. Sonra da saati alıp bir parça esrar karşılığında satarak aleme devam ediyorlar. Hem de ölü çocuğun başında. Esrarın bir insanı ne sefil durumlara getirdiğine bir örnek işte. Merhaba. Ben artık iyileşmek istiyorum. İyileşeceksin Leyla. Ama bize bazı şeyler anlatman lazım. İğneye ne zaman başladın? Bir ay oldu. Neden? Esra'yla kafayı bulamıyordum. Sonra arkadaşlar hep iğne kullanıyorlardı. Arkadaşların kimdi? Bir gece kulübünde tanıdım. Bize isimlerini verebilecek misin? Bak Leyla, Murat Bey sana ve arkadaşlarına yardım etmek istiyor. Konuş. Bize her şeyi anlatmalısın Leyla.
Annenin ve babanın ne halde olduğunu biliyorsun. Parayı nereden buluyordun? Çalıyordum. Evden mi? Evden. Sonra kulüpte çalışan bir arkadaşım vardı. Bana nasıl para bulacağımı öğretti. Çok pişmanım. Kurtarın beni. Çok pişmanım. Niçin gösteriyorsunuz bana bunları? Biliyorsunuz. Bilmiyorum. Gidelim, konuşuruz. Gece 12.15'te misafirlerinizi bıraktınız ve dönüşte arabanız bozuldu. Nerede bozuldu? Taş ocağının yanında. Ne var bunda? Taş ocağından kestirme bir yolla eve döndünüz ve her şeyi gördünüz. Hayır. Gördünüz. Bana böyle davranmaya hakkınız yok. Ben bir polisim. Bay Rossi ilk defa hata işledi. 10 yıl önce de aynı şekilde 2 kişi öldürülmüştü. Bunu Bay Rossi yapmıştı. İspat edemedik. Şimdi aynı şekilde 3 kişi daha öldürüldü. Ve iz şahit bıraktı. Yıllardır halkımızı az önce gördüklerin gibi zehirleyip yok eden bu canavarı ilk kez kıstırdık. Elimizde sen varsın. Hah, kocaman bir şahit. Bu büyük teşkilatın sonu olacak şahitliğin. O öldürülenler bu işte bilgi verebilecek kişilerdi. Sonlarını gördün. Bu mu seni korkutuyor? Beni bir şey korkutamaz. İyi öyleyse. Çık ortaya ve namuslu bir vatandaş gibi görevini yap. Oğlum işim, ailem var. Benim de vardı. Oğlum bir esrar patronunun kurşunuyla öldü. Belki seni de öldürür onlar. Senden sonra şahitlik edecek olan herkesi de. Ama bu milletin içinden bir tek kişi çıkıp da ben konuşacağım diyebilmeli. Siz koskoca bir teşkilatsınız. Sen de bir vatandaşsın. Bu devlet babanın polisi gücüyle vatandaşın yanındadır. Vatandaş nerede olmalıdır? O da devletin yanında. Bazı şeyleri anlayacak yaştayım. Belki de öyledir. Bu vatan hepimizin. Bu tarih hepimizin. Bu topraklar için ölenler hepimizin. Suçlar da hepimizin. Bu suçlar nasıl benim olur? Bayağı olur. Dünyanın öbür ucunda felakete uğrayan bir çocuktan ya da herhangi bir insandan yaptığın ya da yapmaktan çekindiğin bir şey yüzünden sorumlu olabilirsin. Günümüzde her şey değişti. Dünya küçüldü. Benim yaptığım yalnız bana aittir diyemezsin. İnsanlar hareketlerinde Allah'ı ve başkalarını düşünmek zorundadırlar. Yediğin her lokmanın ardından dua edip dünyanın bir yerinde açlıktan ağlayan bir çocuk var mı diye düşüneceksin. Buna engel olma imkanın varsa ve yapmıyorsan eve gidip de oğlunun yüzüne nasıl bakacaksın? Kolunun ölçüsünü alayım Kemal. Rengi hoşuna gitti mi? Güzel. Bayrama bitireceğim. Size çay getireyim, içersiniz. Çay ister misin? Lütfen anneciğim. Nasıl gidiyor? Daha bir
etmedi ama isterseniz okuyayım bir kere. Okuyun. Ders Türkçe. Konu, beni sokmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Değerli arkadaşlarım, ben bu sözün bugün için doğru olduğuna inanmıyorum. Örneğin, bir büyük devlet bir küçük devlete saldırdı. Bize ne deyip seyirci mi kalacağız? O zaman aynı felaket bir gün bizim başımıza gelmez mi? Karşılaştığımız hatalara, haksızlıklara, yanlışlıklara bana ne deyip geçecek miyiz? O zaman geçen dersimizde gördüğümüz yurttaşlık görevlerimiz ne olacak peki? Emine, bir dakika Emine, ben açayım. Kim o? Posta. Bir telgrafınız var Kemal Bey. Teşekkür ederim. Nereden? Eskişehir'den. Annemlerden. Bayrama bekleriz diyor. Gideriz değil mi Kemal? Gidelim baba. Hem dedem beni ata bindirecekti. Gidelim. Olur, gideriz oğlum. Elimizde sen varsın. Bu büyük teşkilatın sonu olacak şahitliğine. O öldürülenler bu işte bilgi verebilecek kişilerdi. Sonlarını gördün. Bu mu seni korkutan? Bir büyük devlet bir küçük devlete saldırdı. Bize ne deyip seyirci mi kalacağız? Çık ortaya ve namuslu bir vatandaş gibi görevini yap. Karşılaştığımız hatalara, haksızlıklara, yanlışlıklara bana ne deyip geçecek miyiz? O zaman yurttaşlık görevlerimiz ne olacak? Pek çok şeyin farkında olmadan yaşamışım bir böcek gibi. Ev, iş ve küçük mutluluklar. Derken bir olaya şahit oldum. Her şey değişti. Sorular başladı. Hayata karşı ne kadar namuslu olabilmişim. Her şeyin hakkını verebilmiş miyim? Böceklikten kurtulmak için ne yapmışım? Dünyada kendimizden başka beni ne dertlendirmiş? İşe koşulan bir hayvanla insan arasındaki fark nedir? Kendime bunu sordum ve etrafımda olup bitenleri öğrenmek istedim. Mesela sana neden köpek Hamdi deriz onu bile bilmiyorum. Şu fotoğrafı görüyor musun abisi? Bu kısa pantolonlu çocuk benim. Bizim valide rahmetli paşa kızıymış. Küçüktüm hatırlarım. Bir köpeği vardı, kucağından indirmezdi.
Bir de beni o köpek gibi kucağına alsa diye boş yere beklerdim. Küçüklüğüm hep o köpeğe özenerek geçti abisi. Yatılı okulda geceleri uykumda köpek gibi havlarmışım. O yüzden ismim Köpek Hamdi kaldı. Kemal, yıllardır sen soluk aldığında ben de alıyordum. Sen acıktığında ben de acıkıyordum Kemal. Sen üşüdüğünde inan ki ben de üşüyordum. Sen kederli olduğunda, sen bu acıyı tek başına çekmek istediğinde ben ne olurum? Kararını ver. O karar bizim için kutsaldır. Kutsal bir görev yapacaksınız. Yıllardır bu fırsatın çıkmasını bekliyordum. Sağ olun. Onları mahvedeceğiz. Ve sizi de koruyacağız Kemal Bey. Polis uyumuyor arkadaşlar. Şeflere haber verin. Yapılacak işleri söyleyeceğim. Beyler, bütün acentelere iletin. Merkeze bağlı olarak 24 saat alarm durumunda çalışacaklardır. En küçük detaylar bile değerlendirilmeli. En küçük şeyler dahi merkeze rapor edilmeli. Başımız belada. Avukata söylensin ki elindeki bütün imkanlarla şahitlik yapacak Kemal Dursun Aydın susturulsun. Evet, bu şahit Kemal Dursun susturulacak. Bu bir emirdir. Gözünüzü dört açın. Hey güllü, hele hele güllü. Hey güllü, hele hele güllü. Peşte mar. Kimsiniz? Bir dost. Kemal Aydın Bey'siniz, değil mi? Ooo, kaynanam seviyormuş. Yemek üstüne geldim. Fazla vaktinizi alacak değilim. 5 dakika konuşup gideceğim. Yalnız konuşabilir miyiz? Güzel. Kuru fasulye. Bulgur pilavı. Ama etsiz. Oysa o güzel oğlunuzun bu yaşlarda hayvansal gıdalara ihtiyacı var. Oh. Brüt maaşınız 3817. Kesintilerden sonra elinize geçen 2400 lira. Televizyon taksidiniz geçen ay bitmiş. Buzdolabına ayda 410 lira. Ev kirasına 1000 lira. Bakkala çok yaşa, giyim, oğlunuzun okul masrafı ve diğer harcamalar için size 990 lira kalıyor. Eski arabanızın masrafları da var. Oh, eşiniz şu eski koltukları bir değiştirsek diye ikramiye almanızı bekliyor. Bakkal borcunuzu veremediğiniz aylar oluyor. Estağfurullah, yanılıyor muyum? Yıllardan beri piyango bileti alıyorsunuz. Bir kere şansım gülse diye. İşte bakın, şansınız güldü artık Kemal Aydın Bey. Tanıklık etmeyeceksiniz. Tam 500 bin lira. Hayatta her şeyiniz olan iki varlık karınız ve oğlunuzu düşünün. Cevabınız? Evimde olmasaydınız boynunuzu kırardım sizin. Defolun! Defolun! Siz bir aptalsınız.
20. yüzyıl don şişatısınız. Defol! Emine. Babam bizi çağırıyor. Tamam anne. Don Quixote. Bu sana bir ders olsun. Ayaklarını kırmak an meselesiydi. Artık bazı şeyleri anlamışsındır. Öyle bakıyorsun baba. Şey oğlum, bir şey düşünüyordum da. Bu akşam kaptanın orada çamanı bul, bastırma ziyafet edecek. Sen karışma lan, zaten geçen sefer seni iyi ağırlayamadım. Evet. Ben çocuğu okuldan alacağım. Size iyi eğlenceler. Aferin, güle güle. Aferin, aferin çocuklar, çok iyi. Ozan gelmedi bugün. Heya, müsaadeniz. Kemal Bey, bizimle geleceksiniz. Evet. 20. yüzyıl Don Quixote'u. Yel değirmenleriyle savaşa kalkan aptal kahraman. Sana el uzattık. Servet ve itibar vaat ettik, reddetti. Kimse! Biz kimiz bunu bile anlayamadın aptal. Bize karşı olmak aptallığında bulundun. Beni şaşırtmak istiyorsunuz. Çünkü benden korkuyorsunuz. Şahit benim sizi mahvedeceğim. Benden korkmak ha. Bizim kim olduğumuzu hala anlayamadığın belli aptal Don Quixote. Siz her ülkedeki işbirlikçilerinizin yardımıyla insanlığın mahvına çalışan delilersiniz. Siz dünyada mutluluğu, sevgiyi tatmadığınız için bütün gücünüzle bu güzellikleri yok etmeye çalışan dinsizlerdensiniz. Gücünü şiddet ve insan zaaflarından alan zavallılardansınız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Sizi serbest bırakacağız ama burada bir süre kaldıktan sonra bizimle uğraşılmayacağının canlı bir delili olarak yaşayacaksınız bundan böyle.
Ozan oğlum! Ozan! Emine! 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 Boşuna uğraşma, camlar ses geçirmez. Onlar seni duyamazlar. Tabii oğlum, madem ki oraya gideceğim, bir şeyler anlatacağım herhalde. Neredesin yavrum?
Evdesin çocuğum. Evindesin. Evde beni evde çaldım. Okula gitmek istiyorum. Burası çok havasız. Okula gitmek istiyorum. Burası çok havasız. Arkadaşlarım çok havasız. Okula gitmek istiyorum. Hadi be kardeşim, biraz çabuk ol. Heh, insan kazanınca da yemesini bilmeli. Bunun için de ne yapmak lazım? Yata atlayıp Avrupa'nın bütün denizlerini, bütün büyük şehirlerini alt üst etmeli. İlk olarak Nice'e gideceğiz. Bütün hazırlıklarınızı tamamlayın. Nice'de bir hafta kalır, oradan Monte Carlo'ya geçeriz. Orada dünyanın en güzel prensesleriyle, en büyük iş adamlarıyla poker oynayacağız. Bakara, Blackjack... Anne. Emine. Emine. Baba. Baba. Emine. Korkuyorum baba. Korkuyorum. Korkma sen, korkma oğlum. Baba. Emine. 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 Hadi. Emine! Bırak beni! Bırak! Bırak! Emine! 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 Kurtar beni, seni seviyorum! Ben de seni seviyorum. Korkuyorum babacığım. Anneciğim çok korkuyorum. Kemal beni bağışlayacak mısın? Belki inanmayacaksın ama ne yaptığımı bilmiyordum. Sanki bir rüya. Ozan uyuyor. Akşama ne yapayım? Balık seversin. İstersen balık getir. Kemal abiden hala bir haber yok mu? Yok oğlum, Emine baktık mezar gibi sessiz. Ama içeride birileri var gibi geldi bana. Allah Allah. Benim de aklım yetmedi bu işe, acaba hasta mı? Anlattığınız kişi hasta. Ama umut çok az. İş kendine, iradesine, çevresine düşmektedir. Şefkatli bir ortam, iyi bakım ona yardımcı olur. Akla gelmedik, her şeyi yapabilir. Çıldıranlar çoktur. Ölenler de vardır. Kurtulmaları bir mucizedir.
şefkate, anlayışa ihtiyaçları vardır. İtiraf edeyim, bilim maalesef bu noktada acizdir. Mutfakta hiçbir şey kalmamış, çok acıktım anne. Baban getirecek birazdan, sana çok güzel yemek yapacağım. Babam ne zaman gelecek anne? Öyle acıktım ki. Neredeyse gelir. Hem de eli kolu dolu olarak. Anne, biz neden hep evdeyiz? Öğretmenimi, arkadaşlarımı özledim. Anne, ben okula gitmek istiyorum. Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımı özledim. Gideceksin oğlum, gideceksin yavrum. Her şey yine eskisi gibi olacak mı anneciğim? Olacak. İş arıyorum. Bizde yok. Buzdolabı nerede? Annem sattı baba. Emine! Emine! Kullanmak istemedim, istemedim. Ver onu bana. Ver onu bana. Emine. Emine, ver onu bana. İstemedim, istemedim. Allah'ım sen büyüksün. Sana sığınıyorsun. Sen bizi kurtarıyorsun. Büyük Allah'ım, yuvamızın eski mutluluğunu geri ver. Bizi bu dertten kurtar. Babacığıma acı. Amin. Amin. Her şey gene eskisi gibi olacak. Dünyanın en güzel yemeklerini pişireceğim size. Okulumun en iyi talebesi olacağım. Bundan sonra bütün maçları da kazanacağız. Dünyanın en mutlu ailesi olacağız. Ben bir polisim ama bir insanım da, bir babayım. Yıllardır insanları en iğrenç, en pis durumlarda gördüm. Katiller, hırsızlar, namussuzlar, esrarkeşler, orospular. Gene de insanlara güvenim azalmadı, umudum bitmedi. Yeryüzünde suça karşı gelmek yalnız polisin görevi değil, bütün insanların görevi. Bu görevi korkmadan cesaretle yerine getirmemiz gerekir. Yalnız deliler korkmaz. Ben de çok korkulu günler yaşadım. Ama bu korkunun altında ezilmedim. Mutluluğumuzu kaybetmemek için de her zaman dövüşe hazırım. Sizi gördüğüme de sevindim. Rossi dışında şov yakalandı, bunu söyleyeyim demiştim. Yeah.
Baba, neyin var? Ne oldun baba? Yok şey. Geçer şimdi. Geçer. Hastalandım. Bize ne oldu baba? Kim yaptı? Ne kötülüğümüz oldu insanlara? Biz ne yaptık baba? Hiçbir şey çocuğum. Biz kimseye bir şey yapmadık. Ben büyüdüm baba. Kocaman bir erkek oldum. Sana yardım etmek istiyorum. Sen her zaman ailede insanlar birbirine yardım etmeli. Kötülüklere tek vücut gibi karşı koymalı demez miydin? Sana yardım edemezsem senin oğlun olmamın bir değeri kalır mı hiç? Abi bana yardım edeceksin oğlum. Dinle beni. Bütün bunlar olmasaydı ömrümün sonuna kadar işe koşulan bir hayvan gibi yaşayıp gidecektim. Birçok şeyi anlamadan ölüp gidecektim. Biraz daha iyi bir dünya için yaşayan her insanın bir şeyler yapması gerektiğini öğrendim. Bir umut doğdu içimde. Günlük sözlerimiz, hayatımız, küçük mutluluklarımız bir şey değil. Esas olan utanmadan, korkmadan yaşanacak bir dünya için insanların yüreğindeki inanç. Onlar bu inancı elimizden almak istiyorlar. İşte bu çok şey. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bütün bir aile, sen ve ben karşı koyacağız. Bütün insanlık karşı koymayı öğrendiğinde de mutlu olacağız. Önemli değil oğlum. Bir dahakini kazanırsınız. Ben artık hiçbir maçı kazandıramam baba. Sahaya bile çıkamam. Hayır oğlum. İyi olacaksın. Gene sahaya çıkacaksın. Seyirciler de Ozan, Ozan diye bağıracaklar gene. Sen de yorgunsun baba. Neden? Yeniden dua edeceğim. Allah baba diyeceğim. Babama güç ver. Evimize eski neşesini geri ver diyeceğim. Genim, çocuğun kumbarasındaki parayla, hem de ikinci defa. Hani bana söz vermiştin? İsteyerek mi yaptığımı sanıyorsun? Çaresizim. Az iradeni kullanabilirsin. Çaresiz değiliz, kurtulacağız. Yalan söylüyorsun, hiçbir zaman kurtulamayacağız bundan. Kurtulacağız!
Benden imzalı resim istemeye gelen bir hayranım mı bu? Demek öyle. İşte uzun sürmüş bir evlilik. 20 Şubat 1959. Kemal Aydın. Her şeyim bu. Dayanamıyorum. Yalvarırım benim. Recep. Ama önce biraz göster ya. Dökün soyun ki yavrum. Hadi bakayım. Hadi soyun. Hadi göster. Tanımıyorum bu adamı, tanımıyorum. Ne olur verin, yalvarmayın artık beni verin. Git, defol, defol buradan. Bırak beni, git buradan dedim, defol, defol. Ile görüşeceğim. Beni iyi tanır. Kemal dursun de yeter. Telefona gelecektir. Bekliyorum. Yaktım seni Kemal Dursun. Duydunuz. Gerekeni yapın. Bitirin işini hemen. Tabii tabii. Gerekeni yaparım. Hadi sallanmayın. Bütün polis peşimizde. Buraya gelin hayvan herifler! Koşsanız da! Koşun. Yakalayın! Thank you.
Şeyler yaptım ama şimdi kanlar içinde. İnsan insana neler yaptırıyor Allah'ım. Olsun, yakalayın. Thank you.
bırakın. Dünyadaki suçları kaldırmak için suç işlenmez. Ben suçluyum. Ben suçluyum. Ben suçluyum. Adamın başına gelenler başka bir adamın başına gelseydi çoktan çıldırarak ölürdü. Oysa o gülümsemeyi başarabildi. Yüzündeki gülümseme, yaşamaya ve insanlara olan sevgisi, çocuğu ve karısına duyduğu aşkıdır.